Scratch programı, bloklarla kod yazabildiğimiz görsel bir kodlama aracıdır. Programı tanıtmadan önce nasıl indirebileceğimizi görelim. Web tarayıcımıza scratch.dolant yazdığımız zaman en üstte bulunan scratch.mit.edu adresindeki linke tıklayıp indirme gerçekleştirebiliriz. Açılan sayfada işletim sistemimizi seçip Android sürümü de mevcut. Buradan indirmeyi gerçekleştirebiliriz. Eğer istersek eski sürümleri de aynı sayfada mevcuttur. Scratch programının scratch.mit.edu adresine gittiğimiz zaman burada ücretsiz üyelik gerçekleştirip online olarak kodlar yazabilmekte ve bu kodları saklayabilmekteyiz. Eğer ücretsiz üyeliği gerçekleştirmeden kod yazmak istiyorsak aynı sayfada oluştur butonuna tıkladıktan sonra açılan sayfada kodlarımızı yazabileceğiz. Gördüğünüz gibi sayfamız açıldı ve kod bloklarını yazabileceğimiz alan geldi. Buradan dilini Türkçe yapabiliriz ve kod bloklarını online olarak yazıp çalışmalar yürütebiliriz. Scratch programını bilgisayarımıza kurup açtıktan sonra böyle bir arayüzle karşılaşıyoruz. Scratch programının arayüzünde 3 tane bölüm bulunmaktadır. Bunlardan birincisi en solda yer alan kod bloklarının olduğu bölüm. İkincisi ortada yer alan kod alanı. Kodlarımızı buraya yazacağız. Ve en sağda yer alan animasyon bölümü. Yazdığımız kodların çalışıp çalışmadığını burada deneyebileceğiz ve onun da altında kukla seçimi ve dekor seçimi yapabileceğimiz ve bunlarla ilgili ayarları yapabileceğimiz bir bölüm bulunmaktadır. Scratch programında karakterler kukla olarak adlandırılmaktadır. İlk açtığımızda simgesi olan kedi kuklası çıkmakta. Bunu alt taraftan yer alan simgeden üstündeki çarpıya tıklayıp kaldırabiliriz. Yeni kukla eklemek için ise kukla seçimine gelmeliyiz. Burada eğer istersek bilgisayarımızdan bir kukla yükleyebilir ya da çizimini biz yapabilir veya kendi hafızasında olan kuklaları seçebiliriz. Tıkladığımızda kukla menüsü çıkıyor. Buradan istediğimiz kuklaları seçebiliriz. Gördüğünüz gibi seçtiğimiz kukla ekrana geldi. Aynı şekilde dekor bölümünde de değişiklik yapabiliriz. Bunun için en köşede sağ alt köşede yer alan dekor seç bölümüne geliyorum. Kuklada olduğu gibi bilgisayarımdan bir arka plan dekor seçebilirim. Ben çizebilirim bir dekor ya da kendi programın hafızasında yer alan dekorlardan bir tanesini seçebilirim. Dekorumuz da geldi. Kuklamızı istediğimiz yere ekleyebiliriz. Kuklamızın ismini değiştirebilir, büyüklüğünü küçültebilir ya da büyütebiliriz, açısını değiştirebiliriz, farklı yerden bakmasını sağlayabiliriz. Bu şekilde bir açı da çıkar. Tabii şu an ters dönmüş durumda. Fakat şunu ortadakine tıkladığım zaman bakış açısını da düzeltiyor. Kod blokları kısmına geldiğimizde gördüğünüz gibi başlıklar, hareket, görünüm, ses, olaylar, kontrol, algılama gibi başlıklar yer almakta ve her başlığın altında da asıl kullanacağımız kod blokları yer alır. Kuklamızı hareket ettirerek kod bloklarımızı yazmaya başlayalım isterseniz. Olaylar sekmesinde yeşil bayrağa tıklanıldığında kod bloğunu alanıma alıyorum. Kod bloğumu birazcık büyütmek istiyorum. Ne demek bu yeşil bayrağa tıklanıldığında? Animasyon alanımın üzerinde yeşil bir bayrak var. Yanında da kırmızı bir dur simgesi. Benim kodlarım şu yeşil bayrağa tıklanıldığında başlaması için bu kod bloğunu en başına koydum. Bunda zorunda mıyım? Hayır. Burada
Boşluk tuşuna basılınca, hatta burada birçok tuş da var. Yani kodlarımın hangi tuşta başlamasını istiyorsam onu da buradan seçebilirim. Ya da dekor olarak değiştiğinde, bu kuklaya tıklanıldığında, haber geldiğinde bunları ilerleyen zamanlarda öğreneceğiz. Ama şu an için yeşil bayrağı tıklanıldığında çalışması için ben bu kod bloğunu ekledim. Önce kuklamızı bir hareket ettirelim. Hareket sekmesine geliyorum ve 10 adım git bloğunu yerleştiriyorum. 10 adım git bizim bildiğimiz anlamda adım değildir. İsterseniz bunu bir deneyelim. Kuklamıza, hatta bunu tekrardan 100 yapayım, biraz büyüteyim. Evet. Şimdi yeşil bayrağı tıklıyorum. Bakın 10 adım gitti. Ama bu 10 adım piksel olarak. Bizim bildiğimiz anlamda adım değil. O zaman buna biraz daha büyüteyim. 100 dediğim zaman 100 adım geldi. Buradan buraya sanki ışınlanmış gibi oldu. Bunu istersek kontrol sekmesi altında 10 defa tekrarla kod bloğunun içerisine şu 10 adım gidi yerleştirip şu yüzüğü biraz daha küçülteyim, tekrar 10 adım yapayım. Şimdi 10 defa 10 adım gidecek. Evet, gördüğünüz gibi ilerledi. Ne kadar? 100 adım gitmiş oldu. Ama yürümedi. Sadece süzüldü. Bunun için görünüm sekmesinden sonraki kostüm kod bloğunu da yerleştirmem gerekiyor. Kostümden kasıt nedir? Kod bloklarının yanında kostümler diye bir sekme yer alıyor. Burada bizim seçtiğimiz kuklaya göre bazı hareketler kazandırılmış. Ama bu seçtiğimiz kuklanın hareket kabiliyeti yok, sadece konuşma olarak algılanmış. O zaman biz de onu yapalım. Tekrardan kod bloğuna geliyorum. 10 defa 10 adım git dedik. Her adımda kuklanın şekli değişecek. Bir deneyelim. Bakın hem yürürken hem de sanki konuşuyor gibi bir izlenim yaratıyor. Kod blokları yukarıdan aşağıya doğru çalışmaktadır. Yani en üstte yer alan kod bloğu çalışıp ve bittikten sonra altındakine bu şekilde devam eder. Gördüğünüz gibi kod blokları sürükle bırak mantığıyla çalışmaktadır. Hangi kod bloğunu almak istiyorsak mouse'umuzun sol butonuna tıklayıp onu alanımıza çekiyor ve bırakıyoruz. Bu sayede kod blokları yazılmış oluyor. Burada başlıklardan bahsetmiştik. Sadece bunlar mı var? Hayır. En alttaki eklenti ekle butonuna tıkladığımızda müzik, kalem, video algılama, hatta mikrobit bazı robot çalışmalarında da kullanabileceğimiz bazı eklentiler var. Bunları ekleyebiliriz. Ayrıca sesler sekmesine tıkladığımız zaman burada da yine çalışmamızda kullanmamız için gerekli olan bazı sesleri ekleyebiliriz. Şu an kendinde bir tane ses görünüyor. Fakat bu kadar da yeterli değil. Yine altta aynı kukla ve dekor seçiminde olduğu gibi bir buton var. Bir ses seç diye. Yine burada bilgisayarımdan ses yükleyebilirim programa. Ya da kendim ses üretebilirim. Veya kendi hafızasında yer alan seslerden istediğimi ekleyebilirim. Gördüğünüz gibi buradan da sesi dinleyebiliriz. Son olarak programın arayüzünde animasyon alanını büyütme ve küçültme. Bundan bahsetmek istiyorum. Şu an küçüldü. Ortadakine tıkladığım zaman biraz daha büyüdü ve tam ekran moduna tıkladığım zaman tam ekran olarak animasyon bölümü yer almış durumda. Buradan geri dönmek için tekrar sağ üstte bulunan tam ekran modundan çık butonuna tıklayıp eski halini alabiliyor. Programımızın arayüzü bu şekilde.